Bak Cenab-ı Allah diyor ki Hazreti Musa'ya, Firavun'a git çünkü o azmış bulunuyor. Bana diyor ki niye Masonlara tebliğ yapıyorsun? Ya Allah bak Firavun'a git diyor. Evet. Değil mi? Firavun'dan daha mı aşağı Masonlar ya? Ya daha mı yukarı? Evet. Değil mi? İnşallah. Ona dendiğine göre herkese tebliğ yapılabilecek demektir. Dedi ki Rabbim benim göğsümü aç. İlk istediği o heyecanlı. Kalbinde çarpıntı oluyor Allah'ım. Tansiyonu da çıkıyor. Rahatsız oluyor. Onun için göğsümü aç. İşimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz. Heyecandan konuşamıyor. Dili dolanıyor. Ki söyleyeceklerimi kavrasınlar. Ailemden bana bir yardımcı kıl. Kardeşim Harun'u. Harun Musevilerde de önemli bir isimdir. Masonlukta da çok önemlidir Harun. Kardeşim Harun'u onunla sırtımı kuvvetlendir. Onu işimde ortak kıl. Böylece seni çok tesbih edelim ve seni çok zikredelim. Şüphesiz sen bizi görüyorsun. Allah dedi ki ey Musa, istediğin sana verilmiştir. Andolsun bir sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk. Diyor Cenab-ı Allah. Hani annene vahyolunan şeyi vahyetmiştik. Hazreti Musa için söylüyor Cenab-ı Allah. Onu sandığın içine koy. İşte bak burada da sandık geçiyor. Bu sonradan altın kaplanıp kutsal sandık haline geliyor inşallah. İnşallah. Bunu bulacağız inşallah. İnşallah. Bak onu sandığın içine koy. Orada da sandık, burada da sandık olarak geçiyor. Evet, yani bir şey, başka bir şey değil. Suya bırak. Böylece su onu sahile bıraksın. Sahile. Bakın burada bir şifre var. Suya bırak, böylece onu sahile bıraksın. Deniz kenarında bir şey var. Onu benim de düşmanım, onun düşmanı olan biri alacaktır. Hem Hazreti Musa hem de Mehdi'ye işaret eden bir ayet. Demek ki Mehdi de denizin kenarında bir mücadele yapacak. Yani böyle bir kalelere, bazı küfür kalelerine ilmi bir mücadele verecek. Gözümün önünde yetişmen için seni, gözümün önünde yetişmen için kendimden sana bir sevgi yönelttim. Sevmeyi ben yaratıyorum diyor Allah. Mesela önce Allah Mehdi'den insanlar çok korkup çekinecekler. Evet. Ama sonra da Allah sevgiyi meydana getiriyor. Sevgiyi yönelttim diyor. Medyen halkı arasında yıllarca kalmıştın. Sonra bir kader üzerine buraya geldin ey Musa diyor Cenab-ı Allah. Burada da bir şey var tabi, Medyen halkı arasında bir anlam var. Dedi ki Rabbimiz gerçekten onun bize karşı taşkın bir tutum takılmasına ya da azgın davranmasına korkuyoruz. Taha suresinde, yani küfür ve delalet her zaman taşkındır. Allah'tan korkmadıkları için azgın ve taşkın, kontrolsüz oluyorlar. Dedi ki Cenab-ı Allah korkmayın çünkü ben sizinle birlikteyim, işitiyorum ve görüyorum. Şu an Allah bizi işitiyor mu? İşitiyor hocam inşallah. Görüyor mu? Evet hocam. Görüyor. İnşallah. İnsanlar bunu sık sık unuturlar. Allah da bunu sık sık hatırlatıyor Kur'an'da. Hep kendini ne yapacağım ben diyor. Kafasını duvarlara vuruyor. Halbuki o anda Allah onu hem işitiyor hem görüyor ve olayı da Allah yaratıyor zaten. Kendi yaptığını zannediyor. Onun için perişan oluyor.